Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Fenerbahçe FIFA 22 kariyer modu videosuyla sizlerle beraberim. Bu videomuzda deplasmanda 4-2 yendiğimiz, mağlup ettiğimiz Monaco karşısında evimizdeyiz bu defa. Monaco'yu kendi evimizde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk edeceğiz. Hemen kadromuza bakalım, kadromuzu ayarlayalım hemen bekletmeden. Berdi Kadıoğlu başlasın. Kesinlikle Crespo girmeli. Geçtiğimiz hafta maalesef Süper Lig'de Alanya Spor'a mağlup olduk. Gerçekten kötü oldu. İstediklerimizi yapamadık. Fakat bu maçta kesinlikle bir galibiyet bekliyorum takımımdan. Paryası da alalım. Mesut bugün yedekte başlasın. Onu ben ikinci yarı oyuna alırım. Basın mensuplarına da merhaba diyelim. Öncelikle arkadaşlar video izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Büyük bir aile olalım istiyorum. İnşallah bunu başaracağım. Hep beraber de başaracağız. Şimdi yine o bugün Muriel yok. Volant ve Diop'la başlamış. Monaco bu iyi haber aslında. Fenerbahçe olarak da bugün sol bekte Filip Novak görev yapacak arkadaşlar. Şükrü Saraçoğlu'nda harika bir atmosfer var ve maç başladı. 4-2 avantaj bizde. Bakalım neler olacak bu maçta, bu zorlu müsabakada. Şimdi Osay Samuel takımı atağa kaldırmak istedi, başarılı olamadı. Golovin'de top. Golovin açtı ayağından. Yine açtı fakat geçti. Bu sefer çekirge bir sıçradı, iki sıçradı. İyi paslaşamadık. Diatta ile geliyor. Monaco golü buldu. Dakika 4. Monaco 1-0 öne geçti. Yapacak bir şey yok. Ferdi gidemedi. Şimdi adam adama bir defans anlayışıyla Monaco 2-0 yaptı arkadaşlar maalesef. Ama sıkıntı yok. Bulacağız golleri, atacağız golleri, inanıyorum takımıma. Ya. Golovin yine attı, geçti oradan ağzımı. Kötü bir pas Golovin'e. Fancan attı Pelkas'a. Şimdi Farias önünde. Osay Samuel kaçtı. Osay Samuel geçti. Rakiplerini teker teker geçiyor. Osay Samuel bir de güzel vurumu vurdu ama az farklı dışarıda top. Şimdi Nübel kullanıyor out vuruşunu. Salay izin vermedi topun gitmesine. Şimdi Ferdi aldı. Bir gol bulmak da çok önemli bizim için şu anda. Ferdi geçit yok defans oyuncusundan orada. Monaco'lu defans oyuncusu izin vermedi. Stibe. Volant.
Aldı topu götürdü, Golovin'e teslim etti. Golovin iyi kullanamadı bu topu. Rus futbolcu. Şimdi Perkas. Çok kötü pas. Yani o kadar da basılı tuttuk. L1 üçgeni. Tuşameni. İrfan Can. İrfan Can. Nasıl ya? Nasıl yani? Nasıl yani? Ya bu olaylar niye benim başıma geliyor ya? İrfan Can güzel geçti orada, önünü de açtı. Arias'a güzel paslaşma. İrfan Can gole çok yaklaştık, olmadı. O goller gelecek, inanıyoruz temsilcimize. Nasıl out ya? Ya salak bu hakem ya. Filip Novak. Diop da aldı topu. Korner kullanacak Monaco. Şimdi Pelkas'la çıkıyoruz. Pelkas önünde Farias var. Atmadı Farias'a. Kendi götürüyor topu. Yunan futbolcu. Farias aldı şimdi. Döndü. Attı Crespo'ya. Crespo tekrar Farias'a. Tekrar Farias'tan Crespo'ya. Crespo'dan gol. 2-1. Kendi evimizde sonunda golü buluyoruz Crespo'yla. Gol geldi. Farias'ın asisti. Crespo'nun golü. İşte izliyoruz golü. Fenerbahçe önemli bir gol attı tur için. Dakika 32. Gol Crespo. İnşallah devamı gelecek. Haydi Fenerbahçe. Haydi çocuklar. Diatta. Filip Novak onu geçirmemek için orada. Harikasın Novak. Şimdi Farias hızlanırsa tehlike büyür. Farias hızlandı, götürüyor topu. Arkasına taktı Monakolu defans oyuncusunu. Farias geri çekmek istedi. Keşke vursaydı. Maalesef vurmadı. Şimdi Novak. Bir kafa vuruşu Novak'tan. Şimdi Diop. Golovin'le paslaştı Diop. Yine Nazım, yine Nazım. Aferin Nazım. Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Nazım. Şimdi İrfan Can Farias'ı kaçırdı. Farias gol mü? Gol! 2-2! Farias, Farias, Farias. Fenerbahçe yeniden canlanıyor. Artık gol yemeden maçı sürdürmesi lazım Fenerbahçe'nin. Gol veya goller bulması lazım. Yine yeniden İrfan Can Kahveci. Faul yaptı İrfan. Dakika 43. Kendi evimizde 2-0 geriye düştüğümüz maçta 2-2 yakalıyoruz. Filip Novak Diatta'ya geçit vermek istemedi ama geçti Diatta. Korner artı bir oynanıyor artık, son dakika. İlk yarıda aman gol yemeyelim. Aman 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 aman. Aferin çocuklar. Aferin Pelkas.
Ve 2-2 bitiyor ilk yarı. İkinci yarıda Monaco başladı. Santra yaptı Monaco. Lucas gol geldi. Monaco golü attı. Maalesef. Halen öndeyiz ama. Tchouaméni. İrfan Can bırakmadı orada ona topu. Şimdi Crespo, Farias. Diatta. Volant hızlandı gidiyor. Diop ve Kimmich. Güzel aldı topu. Pelkas yapma Pelkas. Çok kolay bir top kaybı Pelkas'tan. Yine Nazım girdi araya orada. Güzel de pas attı o sayı Samuel'e. Samuel rakibine çarptırdı ve top taca gitti. Şimdi Nazım'dan Samuel'e. Samuel ilk maçta hızıyla dikkat çekmişti ki yine hızlandı bir anda. Yine geçti rakiplerini. Ortasını çekti. Farias döndü, vurdu ve gol. 4-2. Özür diliyorum. 3-3. 3-3 yapıyoruz. Fenerbahçe artık tura çok yakın. Pelkas'ın asistini boş geçmiyor. Farias bugün 2 gol attı. Genç yıldız. Fenerbahçe adına gollerini atmaya devam ediyor. 19 yaşındaki genç yıldız, genç potansiyel. Şimdi Diatta tekrar hızını konuşturabilecek mi bakacağız. Ama Novak ona izin vermedi. Şimdi güzel bir güzel çekti topu. Ferdi. Ferdi kaleye baktı. Ferdi vurdu. Çok sert vurdu. Kaleci çıkardı. İnanılmaz bir pozisyon. Çok iyi çıkardı Nübel. Stibe. Stibe'de top. Crespo. Diatta'yı karşılamak istedi. Olmadı. Bu sefer oldu ama. Bu sefer bırakmadı Crespo. Topu kaptırdı yeniden. Diop. Diop. Çık artık be. Golovin aman diyelim aman aferin Nazım. Şimdi Pelkas Faryas'ı kaçırdı. Faryas aldı. Faryas götürüyor topu. Faryas gol gelir mi? Gol oldu. Hat-trick yaptı Faryas. 4-3. Fenerbahçe artık tura daha da yakın. Aferin çocuklar. Mesut'u alabilirim artık. Pelkas bugün çok iyi oynadı. Onu da ayrı tebrik ediyorum. Şimdi Farias'ın 3 golüyle şenleniyor burası. Şenleniyor Kadıköy. Şimdi Maripan. Maripan'a baskı var Faryas'tan. Esut geçebilse orada Hitere geri çok önemli bir pozisyon olacak. Hitere gel izin vermedi Mesut'a.
Aferin, aferin Salahi. Çok kötü vurdu. Offside Samuel. Aşırı kötü vurdu. 5-3 olabilirdi durum. Eğer iyi değerlendirebilseydi bu pozisyonu. Offside Samuel. Kimmich'e izin vermedi orada. Crespo şimdi. İrfan Can gördü orada Osayi Samuel'i. Samuel aldı topu gidiyor. Samuel açtı yerde Farias var. Gelişine vurdu. Defans çıkardı. Defans topun kaleye gitmesine engel oldu o noktada. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Filip Novak. Filip Novak. Filip Novak. Kaçırdı. Fenerbahçe arda arda geliyor son dakikalarda fakat değerlendiremediler bir türlü pozisyonları. Şimdi Nübel Volant'a doğru attı. Salahi var orada. Şimdi Mesut. Farias'la paslaştı. Offside. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Integer, o da uzun oynayacak. Piyata. Sarı kart. Gelebilir Nova. Fofana, Fofana. Maalesef golü yedik arkadaşlar. Ama tabii ki de bu bize yetiyor. Bu skor bize yetiyor. Aferin Altay. Şimdi geliyoruz. Son bir atak şansımız var. Bu maçı beraberlikle değil, galibiyetle bitirebiliriz. Yine kötü kullandık ve turu atlayan taraf olduk. 4-4 bitti. Şükrü Saraçoğlu'ndaki maç. Fakat avantaj bizde olduğu için turu atlayan taraf da biz olduk. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'yı geçtik arkadaşlar. Ağlamak istiyorum. Bakalım bir sonraki rakibimiz kim olacak? İnanılmaz anlar yaşandı Şükrü Saraçoğlu'nda. Hemen maç sonu röportajımızı da yapalım. Arias bugün attığı gollerle yıldızlaştı. Evet arkadaşlar. Monaco'yu geçtik son 16'da. Bir sonraki turda bakalım rakibimiz kim olacak. Süper Lig'de de Konyaspor'a karşı bir maç oynayacağız. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.